Gündem özel programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Edessa TV'de bu akşam gündemde neler var diye baktığımızda tabii ki sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye genelinde gündem yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri. Dolayısıyla siyasi partilerde bir hareketlik var. Başkan adaylarının yaptığı çalışmalar var. Televizyonlarda işte gördüğünüz gibi hareketlik, çarşıda, pazarda yine aynı şekilde bu çalışmalar sürdürülüyor. Bu akşam konuğumuz Hüdapar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Emin Özaslan. Kendisini biz esasında daha önce il başkanı iken de her cuma yaptığı açıklamalarla haberlerde de izliyorduk, görüyorduk. Bu akşam sağ olsun bizi kırmadı, buraya kadar geldiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref Bey. Başlarken söyledim de cuma günleri böyle saat 11-11'de hep açıklamalar yapıyordunuz. Buyurun isterseniz seyircilerimize bir selam mahiyetinde bir iki cümle alayım. Sizden ondan sonra sorularımıza geçeceğiz. Tabii ki. Şeref Bey biliyorsunuz cuma 11-11 platformu Urfa halkının, Urfalıların aslında büyük bir başarısıydı. Hı hı. Ve Türkiye siyaset tarihinde ilk ve tektir cuma 11-11 çalışması. Sahada siyasetin halk tarafından yapılabilirliğini aslında ispatlayan bir çalışma oldu. Ben dolayısıyla burada bu benim şahsımın ya da sadece partimin başarısı değil, burada Urfa halkının bir başarısıdır. O yüzden ben Urfalı bütün hemşehrilerimi ben bu arada hem tebrik de ediyorum ve herkese de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah çok güzel bir program beraber icra edeceğiz. Evet, şimdi tabii bu 11-11 dediğimiz yani cuma günü yapılan açıklamalarda genellikle Urfa'nın sorunlarına... Aynen. Çözümle ilgili de tabii sizin açıklamalarınız oluyordu. Sadece sorun budur değil. Bunun bu şekilde çözülmesi gerekir diye haberlere de her defasında tabii haberleri de ben sunduğum için yani Emin Özaslan ismi hep orada geçiyordu. Hatta şimdi, özür dilerim. Buyurun. Hatta siz o sorunlar söylenirken cuma 11-11'de mesela insanlar beni sokakta görünce şunu söylüyorlar. Diyorlar başkanım biz artık öyle bir alışmışız ki cuma 11-11 videodan izlediğimizde diyor da kalemi bakalım en sonunda çözüm ne olacak? Yani çözümü tabii, merak ediyorduk tabii. Önemli olan o. Yani siyasette sadece sorunu dile getirmek eksik kalıyordu maalesef. Dolayısıyla bu izlenen politika tamamen siyasetten beklentiyi tam olarak karşıladı. Sorun ve çözüm. Bu arada ben hemen seyircilerimize bir bilgi de vereyim. Hüdapar sevgili seyirciler önceki seçimde Cumhur İttifakı'na destek vermiş bir partiydi. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkacak mı, çıkmayacak mı, parti genel merkezi nasıl bir karar verecek diye hepimiz de merak içerisindeydik işin gerçeğini söylemek gerekirse. Sonrasında tabii yapılan açıklamayla Emin Özaslan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Hüdapar önceki seçimlere göre tabii bir değerlendirme yapmamız gerekirse eğer, oy oranını az çok siz biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Ancak şunu da bizim belirtmemiz gerekiyor. Televizyoncu olarak ben söylüyorum. Burada kameranın arkasındaki arkadaşları da görünce sistemli olarak gerçekten hakikaten söylüyorum. Çok sistematik bir şekilde çalışan bir Hüdapar var Şanlıurfa'da. Onu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi yani bunu tek başınıza sonuçta siz yapmıyorsunuz. Bir ekibiniz var, bir arkadaşlarınız var. Onu da seyircilerimiz bilsinler diye özellikle söyledim. Peki. Şimdi sizin projeleriniz var. Bu projeleri zaman zaman açıklıyorsunuz. Şanlıurfa'nın sorunları var. Çarşıda, pazarda siz de dolaşıyorsunuz. Vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Urfa'nın en acil çözülmesi gereken sorunlar, en önemli sorunlar, tespit ettiğiniz sorunlar nelerdir mesela? Bunlara baktığımız zaman diyelim ki trafikle ilgili acilen çözülmesi gereken durumlar var mı? Ya da eğitimle ilgili ya da mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bu şekilde bir çalışma yaptınız mı? Bunları madde madde böyle belirlediniz mi? Aynen. Yoksa dışarı çıktığınızda Ahmet şöyle dedi tamam not alalım, Mehmet böyle dedi bunu da not alalım o şekilde mi çalışıyorsunuz? Aynen. Şeref Bey biliyorsunuz Türkiye'de siyaset öyle bir klasik hal almış ki her siyasi parti sahaya çıktığında ya da her seçim dönemi geldiğinde adaylar bu isterseniz yerel yönetimlerdeki seçimler için ya da genel seçimler için fark etmez. Yani hem belediye başkanlığı hem milletvekili seçiminde insanlar çok klasik tarzda bir siyaset yürütüyorlar. Halkın karşısına çıkıp sizler için proje hazırladık deyip masa başı genelde siyaset yapılıyor ve masa başı projeler hazırlanıyor. Halkın beklentisine cevap veren, halkın taleplerine cevap veren, halkın iletmiş olduğu sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyip de proje ortaya koyan siyasi parti Türkiye'de neredeyse yok denilebilecek kadar az. Biz de bunu tam tersine çevirdik. Dedik ki
Öyle bir şey yapalım ki biraz sonra size hem Urfa'nın sorunlarını sayacağım. O sorunlara yönelik de bizim hazırlamış olduğumuz çözüm odaklı projelerimiz var. Ve şu anda Büyükşehir Belediyesi adayları içerisinde düşündüğünüzde şu anda Şanlıurfa'da gelecek vadeden, gelecek vizyonu ortaya koyan, vizyon projeler üreten tek siyasi partiyiz ve tek adayım şu anda karşınızda, bütün Urfaların karşısında. Ben istiyorum ki benim bütün rakiplerim, şu anda biz toplamda üç aday varız. Üç parti biliyorsunuz ki. Ama yani sözünüzü kesiyorum ama buyur. Bunu bütün partilerin adayları aynı şekilde açıklamaları yapıyorlar. Mesela evet. A partisi gerçek belediyeciliği biz yapacağız diyor. Evet. B Şanlıurfa'ya bir refah gelecek, bir bolluk bereket gelecek diyor. Yani az çok seyircilerimiz de anladı ne demek istediğimi. Sizin de tabii böyle bir iddianız var. Evet. Ama siz diyorsunuz ki diğerleri gibi değil, biz tamamen aynı. Yani çözüm odaklı çalışıyoruz. Çözüm odaklı ve bir de soyut olarak verdiğiniz vaatler değil. Yani bahsettiğiniz siyasi düşünce genelde hep soyut olarak konuşur. Efendim işte refah seviyesini artıracağız, işte yaşanılabilir bir şehir oluşturacağız, işte çok güzel bir imar planı oluşturacağız, mutlu ve huzurlu insanlar yaşadığı bir şehir olacak deniliyor. Biz somut olarak ortaya koyacağız, biraz sonra hep beraber bunların hepsini konuşacağız. Ben şunu istiyorum, diyorum ki bütün rakiplerim için de geçerlidir. Herkes çıksın sahaya, halkın karşısına çıksın, geleceğe dair ne tür projeleri varsa bunu halka sunsunlar. Şu anda rakiplerin böyle projeleri yok, ben bekliyorum çıkıp açıklasınlar. Neden? Şimdi biliyorsunuz ki Şeref Bey, yerel seçime gidiyoruz ve biz burada Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz hükümetle seçmiyoruz. Tabii. Yerelde bu şehri yönetecek, şehre bir hizmetkar arıyoruz. Dolayısıyla bu hizmetleri de yerine getirecek olan en iyi adayı istiyoruz. Ben de bütün Urfa'daki hemşehrilerime sesleniyorum. Diyorum ki kim sizden oy istemeye geldiği zaman onlara şu iki soruyu sorun. Deyin ki bugüne kadar, çünkü uzun zamandır siyasetle uğraşıyorsunuz. Kimisinin de yetki vardı, kimisi yetki yoktu diyelim. Çıktı gitti halkın karşısına, uzun süredir siyasetle uğraşıyorsunuz. Şu iki soruyu sorun. Bugüne kadar Urfa'ya ne katkınız oldu? Urfalar için ne faydalı çalışmalarınız oldu? Bunu bize bir sayın. İkinci soru, bundan sonra Urfa için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne tür projeleriniz var diye sorun. Bu iki soruyu sorduğunuzda eğer sizi ikna edecek cevaplar ortaya koydularsa, o zaman tekrar söylerim, en güvendiğiniz, en ideal ve en iyi projelere sahip olan adaya gidin, oyunuzu verin. Ben iddialıyım. Diyorum ki en iyi projeler bizde. En iyi yönetim ve en iyi sistem bizde olacak. Biraz sonra yeri gelince belki adım adım bunu söyleyeceğiz. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Siyaset masa başında yapılmaz. Yapılmamalı. Türkiye'nin şu an siyaset kurumunun en büyük hatası bu. Masa başı siyaset yapıp masa başı karar almak doğru değildir. Bugün bütün siyasi partilere bakalım. Şu an halk benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Kapalı kapılar ardında siz plan program yaparsanız halktan habersiz, böyle bir siyasi anlayış halkın beğendiği bir siyasi anlayış değildir. Karar alınacaksa, plan yapılacaksa, adım atılacaksa, çalışma yapılacaksa sokakta, sahada halkla beraber yapılır. Biz bugüne kadar bütün siyaseti halkla beraber yürüttük. Cuma 11-11 çalışmaları bunun en büyük ispatıdır. Biraz sonra size ben projelere değineceğim. Cuma 11-11 bunun en büyük ispatıdır derken halkla beraber yaptığınız çalışmalar evet, mıydı? Evet, halkla beraber sahada siyaset yapıyoruz. En büyük ispatı orada. Her cuma 11-11 izlediğinizde Şeref Bey, siz ana haberleri sunuyordunuz. Yani her oradaki görüntüye baktığınızda ilk önce halk çıkıp konuşuyordu, derdini söylüyordu, anlatıyordu, problemi anlatıyordu. En son ben de onlarla beraber problem ve çözümü sunuyordum. Böyle yapılmalı siyaset. Ve biraz sonra projeleri göreceksiniz. Bu projelerin hiçbirisi masa başı hazırlanan projeler değil. Tamamen halkın taleplerine, beklentisine göre halkın iletmiş olduğu sorunlara 3,5 yıl boyunca ben il başkanlığı görevi yürüttüm. Evet. Bu 3,5 yıllık il başkanlığı görevi süresince ajandamıza not ettiğimiz bütün sorunların hepsini toparladık. Ve Urfa'nın içerisinde bulmuş olduğu sorunları bertaraf etmek, köklü bir çözüm ortaya koyabilmek için 11 vizyon proje hazırlamışız. Ve bu projelerin hepsi Emin Özaslan'ın ya da Hüdapar İl Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu projeden çok daha öte Şanlıurfa halkının aslında hazırlamış olduğu projeler. Çünkü halk bunları istedi ve talep etti. Biraz sonra konuştuğumuzda göreceksiniz. 11 proje. Evet 11. Hep 11 ile gidiyorsunuz. Yani cuma günü 11'i 11 geçe şu an diyorsunuz ki 11 tane proje. Evet. 11 adet vizyon projesi. Aynen öyle. Sebebi nedir söyleyeyim mi? Buyurun. İnsanlar merak ediyor neden 11 diyorsunuz ya da neden fazla değil. Bugün Şeref Bey birçok siyasi parti sahaya çıkıyor, birçok aday çıkıyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerden şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Adaylar çıkarlardı. 444 proje, 766. 763 proje. Mesela. İyi hatırlıyorsunuz. Bunun üzerinde ben çok durdum. Değil mi? 763 evet. Proje sayılı. Bana göre bir yol yapmak, sokak yapmak, parke taşı döşemek Şeref Bey,
küçük bir park yapmak, üst geçit yapmak bunlar proje değildir. Bunlar Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili daire başkanlıklarının rutin olarak her gün yaptığı işlerdir zaten. Rutin yapılan işleri biz proje diye sunarsak demek ki biz gelecek vizyona sahip yöneticiler değiliz. Bu anlama gelir. O yüzden biz onları vizyon proje olarak saymadık. Gerçekten Şanlıurfa'yı daha ileri bir safhaya, ileri noktaya getirecek hakikaten vizyon projeler göreceksiniz biraz sonra. Ve bazı projeler var ki Türkiye'de iddia sahibiz. Diyoruz ki Urfalılar olarak öyle başarılara imza atacağız ki Şeref Bey, siz de Urfa'da biliyorsunuz ki siyaseti takip ediyorsunuz, halkın nabzını takip ediyorsunuz, Urfa'yı çok iyi biliyorsunuz. Biz bazen dışarı gittiğimizde, ben bir Urfalı olarak çok zoruma gidiyordu. Dışarı gittiğimizde bütün Urfa halkı iyi bilir. Şu an ekranları başında beni izleyenler şu an söylediğim cümleleri yüreğinde hissediyordur. Dışarı gittiğimizde bize sorduklarında nerelisiniz diye biz hepimiz böyle ezilerek büzülerek Urfalıyız diyorduk değil mi? Diyorduk. Yani yerine göre değişebilir. İster istemez. Şimdi Adıyaman'a gitseniz çok farklı bir cevap vereceklerdir. Dolayısıyla özellikle depremden sonra. Buyurun. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla ben de şunu söylüyorum. Şehrin gelişimi açısından öyle bir zaman gelecek ki Urfa öyle başarılara imza atacak ki bazı projeler var ki Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek. Hiçbir belediyenin yapmamış olduğu projeler. Ve bunu Urfalılar başaracak. Yeri gelince konuşacağız. Peki, yani o 11 proje derken hani rakamın çok böyle yüksek olması önemli değil. 700'lerde, tabii. 763 proje. Bu arada söyleyelim, 763 projeyi daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi broşürleri de dağıtıyordu. Ve bu 763 proje sözüyle, vaadiyle belediyeyi de sonuçta kazandı. Yani vatandaş şunu düşündü. Evet. Yani 11 proje nerede? Yani diyelim ki vatandaş evet. O zaman öyle dedi. 10 proje nerede? 763 proje nerede? Evet. Biz 763 projeye oy veririz diye düşündü. Evet. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa'da yıllardan beridir belediye başkanlığını zaten yapıyor. Ha evet. 763 projeyi bölseniz işte o hizmet süresine evet. İki günde herhalde bir proje oluyor. Aynen öyle. İki güne bir proje düşüyor. Evet. Ne kadar gerçekçi halkın takdirine sunuyoruz. 11'in olması hem insanlar çok rahat sayabilsinler. Kardeşim Hüdapar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Emin Özoğuz'un 11 projesi varmış. 1, 3, 5, 7, 9, 11 sayabilsinler. 2, 11 Şanlıurfa'nın kurtuluşunu temsil edebiliyorsunuz. Ondan dolayı mıydı? Evet. Ya bunu biz yeni öğrendik. Aynen öyle. Yani o 11-11'de ondan kaynaklanıyordu o halde. 11, evet, 11 Nisan. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşu. Çok güzel. Evet. Bu 11 vizyon projesi tabii sizin ana hatlarıyla bu projeler. Bunun ya da alt dalları da vardır mutlaka. Siz o alt dalları bir proje olarak saymıyorsunuz. Onun aynen için öyle. 11 tane genel proje. Şimdi bunlara da tek tek geçelim. Nedir? Mesela ben yazmaya çalıştım ama. Mesela metro ve tramvay var. Metro mesela. Ulaşımla ilgili. Ulaşımla ilgili. Hı. Biliyorsunuz Şeref Bey, şu an Şanlıurfa nüfus gittikçe artıyor. Şehir gittikçe büyüyor. Siz eğer ulaşımı rahatlatmak istiyorsanız, daha konforlu, daha hızlı, daha rahat ve daha ekonomik ulaşımı sağlamak istiyorsanız, bütün dünyada kabul görmüş olan bir sistem var. Nedir? Raylı sistem. Hı. Raylı sisteme geçerseniz, siz şehir içi ulaşımı hem daha hızlı, daha konforlu ve daha uygun fiyata çok rahat bu yani bu ancak merkezde olabilir değil mi? Tabii ki. Şehir merkezde söylüyorum. Ben Şanlıurfa merkezi için söylüyorum. Yani o da Halilye, Eyyubiye. Belki oralar için. Mesela Karaköprü'de düşünülebilir mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii merkez 3 ilçeyi de kapsıyor bu belediyemiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Öyle bir proje ki detaylarını şimdi açıklayacağım size. Şanlıurfa'nın 200-300 yıllık ulaşım sorunu bertaraf edecek bir proje. Yani dedim ya vizyon proje. Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyacak. Bizim oluşturduğumuz isterseniz adım adım ben geçeyim. Hayır, bu ulaşımın üzerinde bir duralım. Tabii ki. Yani Şanlıurfa'nın geleceği açısından diyorsunuz ki nüfus gitgide artıyor. Şu an 2 milyon 200 bin civarı Şanlıurfa'nın aynen. Nüfusu. Dolayısıyla affedersiniz diyorsunuz ki bu yollar, bu trafik bu şekilde evet. Kaldıramayacaktır. Aynen öyle. Raylı sisteme bir an önce geçilmesi gerekiyor. Bunu da merkez 3 ilçe için düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Ana yollar tabii. Ana arterler. Ana arterler, biz evet. Şanlıurfa'yı tarifi şeklinde düşünelim. Tarifi şeklinde ikiye böldük. Düşündüğümüz taslak projede. İki ana hattan oluşacak bu metro ve tramvay projesi. Birinci hat organize sanayi bölgesinden başlayacak. Gelecek. Abide'yi düşünün. Abide'yi tamam, baz alalım. Abide'nin altı üstü olabilir. Orada bir aktarma merkezi oluşturacağız. Tamam. O aktarma merkezinden sonra aynı hat, organizeden gelen aynı hat oradan devam edecek. Osman Bey kampüsüne evet, gidecek. Osman Bey kampüsüne. Hem öğrenci kardeşlerimiz çok rahat gidecek hem de orada biliyorsunuz ki bir
üniversite hastanesi var. Tabii. Oradaki hastaların da insanların çok rahat gidiş gelişini sağlamak için birinci hat oraya gidecek. İkinci hat Karaköprü otoban çıkışından başlayacak. Gelecek yine Abiden oradan yani aktarma merkezinden geçecek ve Eyyubiye doğru Akçakale yoluna doğru Karaköprü o halde fuar merkezinden sonraki sonrasında tabii otoban çıkışını yani Kızlar Köyü'ne yakın oraya yakın düşünelim. Tamam. Oradan başlayacak, gelecek Abiden'deki aktarma merkezinden devam tamam. edecek Eyyubiye'ye. Eyyubiye Devlet Hastanesi 800 yataklı devlet hastanesinde geçecek. Eski havaalanı var bilirsiniz orayı. Tamam. Eski havaalanına kadar gidecek olan hat. Abiden'den mi Eyyubiye'ye gidecek? Evet. Tabii ki. O halde Bahçelievler falan orayı katmıyorsunuz. Tabii ki ana arter. Yani Balıklı Göl'e doğru gitmiyor. Gitmeyecek. Tamam. Çünkü orası sonradan aynen. Çünkü biliyorsunuz metrodaki ana amaç otobüsü, ana akım arteri oluşturuyorsunuz. Ana arterlerde metro geçirdikten sonra şehir içi diğer ulaşım şu anki kullanılan şehir içi otobüsler sadece metronun ana istasyonlarına yolcu taşıyacak. Yani Karaköprü'deki araçlar sadece metro istasyonu yolcu bırakacak. Onun Karaköprü'deki bir aracın tamam. Eyyubiye'ye gitmesine yani gerek yok. Yani toplama merkezi gibi olacak. Orası da toplama merkezi gibi düşünelim. Aynen. Aktarma merkezi olacak. Ve insanlar ekrana da vermiş arkadaşlar. Evet ben ekrandan görüyorsunuz. Ben tarafa geçeyim yarım çıkıyorum sanki. Ha, şöyle. Evet. Aynen öyle. Ekrandan görüyorsunuz. Ekranda evet. Evet. Aktarma merkezi. Ve bir de bir şey daha dikkatinizi çekmiştir Şeref Bey. Ekranda görürsünüz. Bakın orada bazı istasyon isimleri çok var. Çok pardon özür dilerim. Renkleri sarı yeşil yapmışsınız. Yani Urfa Spor. Urfa Spor. Urfa mı yoksa Urfa Spor. Hüdapar'ın rengi de. Urfa Spor'un renkleri. Hüdapar'da gerçi beyaz da var. Beyaz da var bizde evet aynen öyle. Buyurun, buyurun. Urfa Spor'un renkleri. Ve dolayısıyla yani Urfa'ya has proje. Şimdi orada dikkat ederseniz bazı istasyon isimleri var. Biz dedik ki bu şehrin kültürünü de yansıtacak. Çünkü bizim şöyle bir iddiamız var Şeref Bey. Biz modern şehir değil, medeniyet şehri kuracağız. Modern şehir tanımlaması... Modernle medeniyet aynı şeyler değil. Aynı şey değil. Tamam, tamam. Modern şehir aslında Urfa'yı tanımlamaz. Modern tanımlaması biraz daha aslında aşağıda kalır. Biz daha zirveye doğru gitmeyi hedefliyoruz. Bir medeniyet şehri kuracağız. Ve bununla beraber biz geçmiş kültürümüzü de yaşatacağız. Kültürü de bugüne kadar getireceğiz. Ekranda görüyorsunuz haritanın üzerinde bazı istasyon isimleri var. Ya ben buradan okuyamadım ama. Mesela ben size birkaç tanesini okuyayım. Arabizade Şakir, Hacı Mustafa Çavuş, Güllüzade Osman. Size bir şeyler çağrıştırdı mı? Ya bu Urfa'nın kurtuluşunda etkin rol oynayan 12 kişiler. 12'ler. Bravo çok güzel. Urfa'nın kurtuluşundaki 12'lerin isimlerini her bir kahramanın ismini bir istasyona vereceğiz. İstiyoruz ki ilkokula giden bir çocuk istasyona gittiği zaman, metroya bineceği zaman oradaki istasyon ismini gördüğünde hatırlasın. Bu isim neydi, acaba bu isim nereden geliyor diye. Geçmişini de bilsin, Urfa'nın kurtuluşunu da bilsin, verilen bedelleri de bilsin. Geçmiş kültürü, kadim kültürü bir de geleceğe taşıyalım diye. Biz böyle bir şehir inşa etmek istiyoruz. O yüzden bu projenin detayında o var. Sadece 12'ler değil, herhalde başka isimler tabii, de vardır. Tabii. Yani sadece 12 isim. İstasyonun ismi sadece bunun olacak ama tabii ki başka isimler de olacak yani mutlaka beraberinde yine Urfa'nın kültürünü. Yani mesela örnek edelim ki Göbekir Tepe istasyonu vereceksiniz ya da Karahan Tepe ismini vereceksiniz gibi şeyler bunlar tabii ki olacak. Hayır aklıma ben şu an siz bu konuşurken Urfa'nın geçmişi diyorsunuz medeniyet kelimesiyle modern kelimesi aynı değildir tabii ki. Aynen. Modern yenilik anlamında kullanılan bir kelimeyken. Medeniyet kelimesinde geçmişe bağlılık var tabii ki. Hem geçmişe özellikle bağlılık. O kelimeyi aynen kullandınız. Öyle. Hem geçmişe bağlılık hem de geçmişi geleceğe evet. taşıyan. Yani aynen. biz geçmişi bugünün gerçeğiyle yoğurarak evet, geleceğe taşımış oluyoruz. Aynen. Ben siz konuşurken o sırada Topçu Meydanı aklıma geldi. Sonra Rabia Meydanı evet. olması. Onu düşünüyordum. Onun için bir an böyle siz konuşurken ben duraksadım. Buyurun. Evet. Bu dediğiniz vizyon projelerinden biri. Ulaşımla ilgili. Aynen ulaşımla ilgili. Şimdi bir proje daha geçelim. Türkiye'de ilk ve tek olan projelerden bir tanesi bizim hazırlayacağımız. Urfa'da sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. Diyeceksiniz ki ya başka belediyeler yani de aslında sosyal konut, konut dediğiniz konut yapacağız. Konut yapacağız. TOKİ yapıyor bunu. Evet. Şimdi belediyeler de bu arada yapıyor. Bazı belediyeler yapıyor. Bunun ilk ve tekliği nerede diyeceksiniz. Şimdi dedim ya biz insan merkezli bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz ve bir medeniyet şehri kuracağız. Hiçbir belediyenin yapmamış olduğu konut projesi. Bugün Urfa'da ev almak bir hayaldir. Asgari ücrete çalışan bir Urfalı kardeşim ömür boyu çalışsa bile ev çok alabilir zor. Mi Şeref Bey? Çok zor. Alamaz. İnsanlar şu an ev kirasını ödeyemiyor. Bu projeyle Urfa'daki ev kiraları belki de yarı yarıya kadar inecek. Minimum söylüyorum. Mülk fiyatları da daha da aşağı doğru düşecek. Gerçek bir piyasa ortaya çıkacak.
Ve biz şunu yapacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne devraldıktan sonra Şeref Bey, belediyeye ait olan hazine arazilerinin üzerine konut yapacağız. Yaptığımız bu konutları dar gelirli vatandaşlar en başta olmak üzere maliyetine satacağız. Arsa bedeli yok. Hayır, yani TOKİ'nin dışında bu çalışma belediyeler tarafından yapılabiliyor mu? Tabii ki. Çok rahat yapılabilir. Hayır, bunun prosedürü nedir onu düşünüyorum. Prosedürde sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi? Çok rahat yapabiliyoruz. Belediye konut yapabilir. Belediyeler konut yapabilir. Hı-hı. Kendisine ait olan araziler üzerine. Çünkü biliyorsunuz her belediye... Hayır, bunu TOKİ gibi böyle taksitli işte aylara bölerek 10 yıl, 15 yıl şeklinde yapabiliyor mu? Onun detayları belki uzundur, program süresi yetmez diye detaylara girmiyorum. Fakat belediye... Bunun mesela Türkiye'de konut yapan belediyeler var mıdır? Var. Hayır, Urfa'da Fakı Baba zamanında Maşruk'ta vadi evleri yapılmıştı. Ama şey değil, yani böyle taksitli değil. Evet. Belli bir peşinat veriliyor, ondan sonra geriye kalan bütün para veriliyordu. Bizde bunun belli bir süresi olacak. İnşaat başlayacak, inşaat bitimine kadar bizim aldığımız bedel sadece inşaat maliyeti, inşaat gideri, belediyenin bütün imkanları. Biz belediye olarak biz yapacağız. Yani bunu tutup bir taşerona dahi vermeyeceğiz. Hmm. İhale çıkarmadan. Tamam. Her şeyi biz yapacağız. Siz bir seferde de binlerce konut yapacaksınız. 3-5 tane konut yapmayacaksınız. 10 blok, 20 blok yapmıyorsunuz. Değil, anladım. Dolayısıyla bu arsa bedeli de olmadığı için Şeref Bey, maliyet oldukça düşecek. Maliyeti düşürdüğünüz zaman biz 1 lira bile kar etmeden belediye. Vatandaşlarımızı çağıracağız. Aile sahibi, evli ve kiracı olanlara vereceğiz. Daha önce bir evi varsa ikinci ev olarak onu asla satmayacağız. Hı hı. Yani bu bir rant aracına dönüştürülmeyecek. Evet. Kendisinin evi yoktur, kiracıdır. Maliyetten ona satacağız. Tapuya da bir şerh koyacağız. Diyeceğiz ki sen bu evi 10, 15 yıl, 20 yıl boyunca satamazsın. Yani diyelim ki benden... Anladım. Satış yapılmayacak. Evet. Uygun fiyata aldın, götürüp 2-3 katını dışarı satamazsın. Tapuya şerhi koyacağız. Bana şu soru geldi. Dediler ki başkanım, pekala biz aldık. Allah razı olsun. Siz bu projeyi hayata geçirirseniz Türkiye'de ilk ve tek belediye olursunuz ve herkes sizi parmakla gösterir. Doğrudur. Ama ben diyelim ki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra acil para ihtiyacım oldu. Allah korusun bir hastam oldu. Evi satmak zorundayım. O zaman ben mağdur olacağım. Hayır, mağdur asla olmayacaksınız. Siz o zaman evinizi satmak istediğinizde dışarı kimseye satamayacaksınız. Belediye olarak biz sizden geri alacağız. Bize satacaksınız. Yine sizden o günün şartlarına, maliyetine... Ama belediye yani yeni fiyata göre alacak ya, değil yeni, mi? Çünkü biz sürekli konut yaptığımız için... Yoksa vatandaş orada da mağdur olacak. Tabii, mesela 5 yıl önce evi satmışız kendisine. 5 yıl sonra biz hala konut yaptığımız için o günün şartlarına maliyeti ne kadarsa yine maliyetini ondan geri alacağız. Aldıktan sonra da yine maliyetine o günün şartlarında sırada bekleyen başka bir kardeşimize tekrar devrini yapacağız. Dolayısıyla kimseyi de mağdur etmeyeceğiz. Hı. Belediyeye ait olan arazilerde ancak yapılabilir. Tabii ki. Yani şöyle mesele... O zaman yani şehrin dışında olacak ve yeni bir belki yerleşim alanı oluşturulacak. Yeni mahalleler. Yeni mahalle, yeni şehir oluşturacaksınız. Hı. Ama öyle bir şehir ki hem daha rahat nefes alan, bir de öyle bir imar planı ki Türkiye'de parmakla gösterilecek, örnek gösterilecek imar planları oluşturacağız. Öyle normal bir şehir, normal bir sokak, normal bir mahalle değil. Ya da 3-5 sadece binanın olduğu, 3-5 bloğun olduğu siteler değil yani. Hakikaten Türkiye'de parmakla gösterilen örnek bir şehir anlayışı ortaya koyacağız. Ve biz bu projeyi hayata geçirdiğimizde bunun bir de B şıkkı var. Yani olur da aynı şartları taşıyan bazı kardeşlerimiz diyecek ki mesela Şeref Bey, başkanım nasıl olsa belediye olarak siz arsa bedeli almıyorsunuz ve maliyetine yapıp bize satıyorsunuz. Biz 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi bir araya geldik. Bir kooperatif usulü gibi düşünelim. Biz kendimiz yapmak istiyoruz evimizi. Maliyet bedelini biz karşılayalım. Bize arsayı verir misiniz? Evet, arsayı bedava vereceğiz. Onlar kendisi gibi kendi evini kendisi yapacak. Bu da olacak. Orada peki o zaman yani diyelim ki ben bir müteahhitim, geldim dedim ki işte biz arkadaşlarla beraber burayı yapacağız. Evet. Onu yaparken amaç aslında bir ev sahibi olmak değil de satmak. Evet. Öyle olursa onun önüne nasıl geçeceksiniz? En başta söyledim önlemi. Dar gelirli vatandaşlar birinci sırada. Dar gelirli olanlar. Evi varsa, bir müteahhitse, zengin biriyse zaten bu proje dışında. O zaman dışında. Yani ranta döner. O abi açıdan söyledim. Aynen öyle. O yüzden dışarı satmazsan tekrar belediye ondan konutu geri alacak diyorum. Ranta dönüşmesin. Evet. Yani bu projenin temel amacı şu. İnsanlar rahat bir şekilde ev sahibi olabilsinler. Uygun fiyata. Bu projede temel amaç şu. Urfalı kardeşlerimin barınma ihtiyacını giderelim. Mesele bu. Peki yani tespitinize göre kaç bin konuta mesela ihtiyaç var? Bir şey yaptınız mı? Arkadaşlarınız bununla ilgili bir çalışma yaptı mı? Urfa'da diyelim ki 20 bin konut, 30 bin, 50 bin
net bir rakam verebiliyor muyuz? Şimdi şöyle size şöyle ya da Urfa'da kiracı sayısı mesela kaçtır diye baktığımızda. Şimdi takdir edersiniz ki siz bütün kiracıları baz alarak bir proje gerçekleştiremezsiniz. Tabii. Onun belli bir oranda olması lazım. Bizim kendi planlamalarımıza göre ilk olarak belediye devraldığımızda ilk yapacağımız projede biz 5000 konutluk bir proje düşünüyoruz. İlk olarak 5000. Ondan sonra çünkü biz bunu bir de talebini alacağız. Yani diyelim ki biz 5000 dedik. Talep geldi 10.000. O zaman ona göre revize edeceğiz. Tamam. Talep geldi 15.000. Ona göre revize edeceğiz. Biz 5.000 diyeceğiz. Talep 3.000 geldi. 3.000'e tutacağız. Toplumdaki... Anladım. Yani 5.000'le başlasanız bile bu peyderpey artacaktır. Kesinlikle. Da. Nihayetinde öyle orada kalmayacak. Hayır, bu peyderpey sürekli. Bakın buradaki temel amaç şu. Gayrimenkulü tek cümlede özetliyorum. Şanlıurfa'da gayrimenkulü rant ve zenginleşme aracı olmaktan çıkarmak. Projenin Bravo. Temel amacı bu. Bu mesele bu. Dolayısıyla kiralar da düşmüş olacak. Kesinlikle aynı. Peki ulaşım, konut. Yani kanayan yaralardan. Aynen öyle. Gerçi ulaşımla ilgili şunu da söyleyelim. Yani Büyükşehir Belediyesi'ni sanki böyle şey yapmak gibi, övmek gibi anlaşılmasın ama Büyükşehir şu an mevcut belediye de yol yapımında hummalı bir çalışması olduğunu belirteyim. Mesela Karaköprü balık ayağında en son bir çalışma içerisindeydi ama sizin bahsettiğiniz normal bir yollardan değil, bahsetmiyorsunuz. Siz raylı sistemden bahsediyorsunuz. Raylı sistem, ulaşımı söylüyorum. Aynen öyle. Ulaşım, konut. Evet. Diğer bir proje, yine Türkiye'de ilk ve tek olan. Yetim Ay projesi. Yetim Ay. Hani biraz Kızılay, Yeşilay gibi oldu. O da tamamen tevafuk olarak böyle gerçekleşti. Yetim ailelere yardım projesi, Yetim Ay diye çıktı isim olarak. Burada ne yapacağız? Şimdi Şeref'e biliyorsunuz Nasrettin Hoca adamdan düşmüş. Düşerken gitmişler demişler ki hoca geçmiş olsun hayırdır filan demişler ki hoca demiş ki gidin bana damdan düşen birini getirin. Evet. Şimdi ben kendim Şeref Bey yetim olarak büyüdüm. Ben ölmüşlerinize rahmetli babamı hiç görmedim. Daha birkaç aylıkken babam vefat etmiş. Dolayısıyla hiç görmedim. Ve ben yetim olarak büyüdüm. Bir yetimin neler yaşadığını, nasıl yaşadığını, hangi duygularla büyüdüğünü çok iyi biliyorum çünkü kendim yaşamışım. Mesela bir yetimin okulun kantininde beklerken, kantin önünde başka arkadaşlarının cebinden harçlığı çıkarıp gidip kantinden alışveriş yaparken onun cebine, eline, ağzına bakmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Anladım. Ya da bir bayramda başkası güzel bir ayakkabı giyerken sizi sadece onu seyredip içinde neler geçirdiğinizi çok iyi biliyorum. Anladım. Sadece maddi olarak değil, bayramda baba eli öpmenin kesinlikle, mesela. Kesinlikle. Anladım. O. Yani mesela ben yatılı okulda okudum. Yatılı okulda benim arkadaşlarımın babası çocuklarını ziyarete gelirlerdi. Hı. Ben şunu diyordum. Benim babam hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek çünkü yok. Dolayısıyla bunu iliklerime kadar yaşadığım için dedim ki bir gün Allah kısmet ederse de elime bir yetki imkan geçerse bu yetimlere özel projeler yapacağım yetimler için. Ve Yetim Ay projesini hazırladık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapacağımız şey şu. Urfa'daki yetim ailelerin verisini alacağız. Yetim aileler, yetim kişi sayısını söylemiyorum aile olarak. Urfa'daki yetim ailelerin verisini aldıktan sonra ister Urfa merkezde olsun, ister köyde, ister herhangi bir ilçede ikamet etsin fark etmez. Onların maddi durumuna bakacağız. Olur da maddi durumu iyidir, ailesi zengindir, babası zengindir, evi vardır, imkanları vardır. Onlar belki yardıma muhtaç değildir. Yardıma muhtaç olan yetimler başta olmak üzere o verileri toplayacağız ve biz Büyükşehir Belediyesi olarak o ailelerin ev kirasını biz ödeyeceğiz. Yıllık olarak ev kirasının bedelini biz ödeyeceğiz. Ayrı yani gıda ihtiyacı. Sadece yetimlere yönelik, yoksa hani dar gelirli vatandaşlara yönelik ayrı bir şey. O tabii. Ayrı çalışmalar belki vardır. Tabii o ayrı sosyal çalışmalar, o ayrı tutulacak. Yetimler için özellikle söylüyorum. Yetimlerin ev kirasını, o ailenin ev kirasını biz karşılayacağız. Aylık gıda ihtiyacını biz gidereceğiz. Ve o çocuklar büyüyüp okula giderken okul masraflarını da biz karşılayacağız. Ve Şeref Bey bu proje bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık, altı yıllık, on yıllık değil. O yetimler büyüyüp 18-20 yaşına gelene kadar, eli iş tutana kadar, evin geçimini sağlayana kadar bu proje kesintisiz devam edecek. Ve bunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biz hayata geçireceğiz inşallah. Evet. Ve bugüne kadar bu proje hiçbir belediye yapmamış. Belki yeri gelince zaman zaman evet, yani sosyal belediyecilik anlamında bazı sosyal yardımlar yapılmıştır. Fakat bu şekilde böyle bir proje yok. Yani şimdi yapılan yardımlar dezavantajlı tırnak içinde söylüyorum denilen ya da dar gelirli ailelere yönelik yapılan çalışmalar var. Aynen öyle.
Ve bununla ilgili de arkadaşlarımız bir vetere hazırlamışlardı. İsterseniz o vetereyi izleyelim. Evet. Eğer hazırsa. Yetim aile söylediniz. Yetim aile mi? Ben yanlış yazdım. Yetim ailelere yardım projesi. Yetim ay. Yetim ay. Yani kısaltılışı yetim ay. Yetim ay. Evet. Eğer arkadaşlar şey yapabiliyorsa vetereyi verebiliyorlar. Vetere hazırsa vetereyi izleyelim. İzleyelim, sonrasında da yine devam edeceğiz. Evet. Aynen, devam edelim. Evet, izledik. Sizin basın ekibiniz galiba hazırlamış bu aynen şeyi. Aynen öyle. Evet, arkadaşlar hazırlamışlardı yetim projesiyle ilgili. Şunu ekleyeyim. Bu projedeki temel amaç, tek cümleyle özetliyorum Şeref Bey. İstiyoruz ki dünyanın en mutlu yetimleri Urfalı yetimler olsun. Bu projedeki temel maksat bu. Evet. Ve o yetimler... Dünyanın en mutlu yetimleri. Dünyanın en mutlu yetimleri Urfalı yetimler olsun. Ve ben Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söz veriyorum yarın... O makama geldiğimde yetimleri yalnız bırakmamak için gerekirse ben belediyenin makam aracını dahi satarım ama o yetimleri yalnız bırakmam. Evet. Yaşamayan bilmez. Ancak yaşayan bu durumu anlar. Peki. Başka bir proje istersen. Proje evet. Söylediniz. Biri ulaşımdı. Raylı sistem. Aynen öyle. Biri yetim ay projesi. Bir de evlerle ilgili konut projesi. Konut projesi. Ve bir de yöresel ürünler mağazası diye bir mağaza oluşturacağız. Yöresel ürünler mağazası. Yani gıda Urfa'nın, mı yoksa? Evet, gıda olabilir, her türlü. Urfa'nın yöreye ait, yani Urfa yörende coğrafik ürünler olarak düşünün. Urfa'da yetişen ne kadar ürün varsa, satılabilecek olan ne kadar ürün varsa bunlarla ilgili biz bir satış mağazası oluşturacağız. Ha, satış mağazası. Aynen. Hayır, ben şunu düşündüm. Acaba yöresel yemekler falan düşünülmüşse gastronomi merkezleri var. Acaba farklı mı? Farklı. Düşündüm, farklı bir durum farklı. Var. Farklı. Bizi bu projeye iten sebep nedir? Onu size açıklamak istiyorum. Şanlıurfa'da biliyorsunuz ki Şeref Bey, Şanlıurfa'nın kanayan yaralarından en büyüklerinden bir tanesi. Belki en başta gelir diyebiliriz. Urfa'da biliyorsunuz ki 400 bin civarı mevsimlik tarım işçisi var. Evet. Kanayan yara, insanlar buradan kalkıyorlar her yıl. Çocukların eğitimi yarıda kalıyor. Ki bunu en iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Çünkü mevsimlik tarım işçileri, evet. Biliyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Eğitimi özellikle etkiliyor. Çünkü çocuklar Kasım ayında ancak okula başlıyorlar. Aynen. Nisan'dan sonra da tekrar gitmek zorunda kalıyorlar. Buyurun. Dolayısıyla biz de dedik ki Urfa'daki mevsimlik tarım işçiliğinin en azından biraz daha sayısını azaltmak. Onlara burada eğer bir maddi imkan oluşturursak, onlar burada biraz para kazanırlarsa belki dışarı gitmezler. Gitmedikleri zaman hem yollarda trafik kazası geçirmeyecekler, hem orada sulama kanallarında çocukları boğulmayacak, hem de o gerçekten insani yaşam standartlarına baktığınızda Şeref Bey, ben bunu gidip kendi gözümle gördüm. 3 yıl önce 2021 yılında Urfa'dan yola çıkıp bir ekiple mevsimlik tarım işçilerinin yaşamış olduğu dramları yerinde incelemek için. Nereye, hangi şehre gitmiştiniz? Türkiye'de 18 şehir dolaştım. 11 gün boyunca kesintisiz, aralık vermeden gece gündüz 5200 kilometre yol yaptık. İlleri sayayım. Antep'ten sonra başladık. Osmaniye, Adana, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Polatlı mı dersiniz, Haymana mı dersiniz, Şerefi Koçhisar mı dersiniz, Aksaray mı dersiniz, Konya, Burdur, Isparta, Afyon, Manisa,
ta Bursa'ya kadar döndüm Eskişehir'e, Eskişehir İstanbul sınırına kadar oradan tekrar döndüm. Geldim Hatay'dan çıktım, Hatay'dan tekrar Urfa'ya geri geldim. Köyleri saymıyorum, ilçeleri saymıyorum. 18 şehir 5200 kilometre yol kat ettik. Ben orada neyi gördüm biliyor musunuz? Çadırların %90'ında ne elektrik var ne su var. Şeref Bey. Hı hı. Böyle şartlarda insanlar çalışıyorlar ve gidenlerin hangi çadıra gidersek, hangi tarlaya gidersek, hangi şehre gidersem, hangi köye gidersem hepsi Urfalıydı. 400 bin insan ne demek biliyor musunuz Şeref Bey? Türkiye'deki birçok ilin nüfusundan daha fazla. Evet. Bunu herkes biliyor mu? Urfa'nın şu anki mevcut 14 milletvekili de biliyor. Bundan önceki dönemdeki 14 milletvekili 14'ü de biliyordu. Ondan öncekiler de biliyordu. Ondan önceki 13 de biliyordu, 12 de biliyordu. Bütün bu dönemde, önceki dönemdeki büyükşehir belediye başkanları da bunu biliyordu. İlçe belediye başkanları da biliyor. Valiler de biliyor, kaymakamlar da biliyor. Herkes bunu biliyor. Bunun çözümü için kimse bir çalışma ortaya koyuyor mu? Hayır. Yani yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik belki çalışmalar. Mesela daha önce SGK girişleri yokken mevsimlik tarım işçilerinin hani işte SGK girişi yapılmıştı. Bunun gibi çalışmalar var. Ben bildiğim şeyleri size söylüyorum. Aynen. Ama sizin bahsettiğiniz bundan farklı. Çok farklı. Hı. Ben şunu istiyorum. Mevsimlik tarım işçisi olarak benim Urfa'daki kardeşim gitmesin ya. Ne işi var gidip suyun olmadığı, elektriğin olmadığı çadırlarda kalsın. Geri geliyor belki yevmiyesinin parasını zamanında alamıyor. Hiç de mutlu değil oraya gitmekten. Peki niye oradaki küçük çocukların ne suçu var? Neden okuldan geri kalsınlar? Neden Urfa eğitim ve öğretimde son sıralarda yer alsın Şeref Bey? Anladım. Burada kalsın. Peki yani onların gitmesine sebep olan durumları biz tespit ettik. Dolayısıyla bir sebep kalmayacak. Kimse gitmeyecek. Nedir işte? Gitmemesi için bir proje. Bu sadece bir, bu bütün mevsimlik işleri burada tutacak bir proje değil. Sayısını azaltacak. Şimdi oradaki mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir dramdan sadece bahsetmek istiyorum. Buyurun. Eğer hepsini anlatırsam inanın 10 saat program yapsak yetmez. Yani zaman nasıl geçiyor? Mesela 35 dakikamız geçmiş, 25 dakika kalmış. Yarısından fazlasını kullandık başkanım, evet. Onu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi tek cümleyle özetleyeceğim. Hı-hı. Oradaki mevsimlik tarım işçisi olan, çadırlarda kalan, tarlada çalışan Urfalı bacılarımız, annelerimiz ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki iyi ki Allah geceyi yaratmış. Bu söz bence bütün siyasetçilerin oturup ağlaması lazım. İyi ki Allah geceyi yaratmış diyor ya. Yoksa biz dinlenemezdik diyor. Eğer Allah geceyi yaratmasaydı. Ben de diyorum ki Urfalı mevsimlik tarım işçisi annelerimiz, bacılarımız başta olmak üzere Urfa'da ev ekonomisine katkı sunmak isteyen bütün Urfalı ev hanımlarına yöresel ürünler mağazası adı altında biz bir mağaza, bir organizasyon kuracağız. Bunun bir markası olacak. Ne olacak? Urfalı mevsimlik tarım işçisi olan annelerimiz, bacılarımız ve Urfalı diğer ev hanımları olan annelerimiz, bacılarımız evde Urfa yöresine ait. Biz isot deriz, işte pul biber söylerler. Kurutmalık ya da işte biber salçası, domates salçası. Köyde kalıyorsa belki bunun içine pekmez dahil edilebilir. Hı-hı. Ya da diyelim köyde kalıyor, hayvanları vardır, yoğurt yetişiyordu, sade yağ. Peynirdir, şudur, peynirdir, budur. Her evet, şeyi. Anladım. Bugün Karacadağ'daki yetişen peyniri siz Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu gibi ürünleri üretecek kendisi. Üretip gelip bu mağazaya teslim edecek, teslim eder etmez o günkü ederi fiyatı neyse parasını mağazadan peşin alıp cebine koyacak bu annelerimiz, bacılarımız. Yani üretimini mi yapacak, satışını mı yapacak? Üretimini yapacak. Kendisi evde, biz onu yormayacağız, mağazaya gelmeyecek, mağazada çalışmayacak. Tamam. Evde, oturduğu yerde, kendi evinde bunu üretecek. Diyelim ki işte biber sezonu geldiğinde biberle ilgili ya, kurutmalık yapacak, bunu yapacak. Bunu üretecek, sadece mağazaya oluşturacak, o mağazaya. Çünkü bu mağaza onların mağazası olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bunun organizasyonunu kuruyoruz. Bunun bir markası da olacak. Hmm. Ve bunu getirip teslim etti Şeref Bey. Teslim eder etmez. Ederi neyse o mağazadan parasını alıp cebine koyacak. Bunu bir kenarda tutalım şimdilik. Tamam. Bunu yaptıktan sonra biz o ürünleri o mağazada satışa sunacağız. Satışa çıkardık. Bir de bu mağazayı öyle bir mağaza haline getireceğiz ki mağazanın bir köşesine küçük bir kafe gibi bir şey de oluşturacağız. Urfa'nın meşhur vazgeçilmez Mırra kahvesi var biliyorsunuz. Mırra. Tamam. Mırra ve Menengüç kahvesini de orada çok rahat insanlar gelip orada da içebilecek ya da satın alıp evine götürebilecek. Biliyorsunuz Urfa'daki Mırra kahvesini siz yaptıktan sonra soğutmaya bırakıyorsunuz. Dolaba koyarsınız. 2 ay, 3 ay sonra bile dolaptan çıkarıp sadece ısıtmanız yeterlidir. Isıtıp içebiliyorsunuz. Ve müthiş bir tadı var. Sadece Türkiye bunu belki görmemiştir. Yani ulaşamadı. Belki bunun tanıtımı yapılmamıştır. Tanıtımı yapılmamıştır. Biz hem küçük bir kafede oluşturacağız ve o yöresel ürünler mağazasına bu satışı yapacağız. Şeref Bey bu mağazanın aynısını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde şube sayısını artıracağız.
Bunu iki türlü yapacağız. Ya Büyükşehir Belediyesi olarak aynı mağazalar bize ait olacak, orada kiralayacağız, yapacağız. Ya da franchising sistemini biliyorsunuz. Bayilik sistemiyle vereceğiz. Böyle bir bedel karşılığında. Sadece her ay bu Urfalı ev hanımları ürettikleri ürünü kargoyla oraya götürüp satacağız. Ve dolayısıyla her ay Urfa'ya sürekli para girdisi olacak. Şimdi en önemli yere geliyorum. Bu ürünler mağazada satıldı. Mağaza dolayısıyla belli bir kar etti. Bütün şubeleri düşünün. Yıl sonu biz bu karları biriktireceğiz. Yıl sonu karları getireceğiz. O mağazada ne kadar kar elde edilmişse. Bu karın, toplam karın yarısını yetimler fonuna aktaracağız. Yetim projedeki yetimler fonuna aktaracağız. Geri kalan yarısını ise üretim yapıp gelip mağazaya ürünü teslim eden ev hanımlarına tekrar kar payı olarak geri ödeyeceğiz. Zarar olursa tabii zarar alınmayacak tabii onlardan. Ki ya, tabii ki evet. İnşallah olmaz. Zarar olmaz da. Olmaz. Çok da iyi kar edecek, göreceksiniz. Biz bu projede şunu sağlayacağız. Bu mağazada kim alışveriş yaparsa şunu bilecek. Benim bu mağazadan aldığım her ürün ve harcadığım her para Urfa'daki mevsimlik tarım işçileri işçisi olan annelerimiz, bacılarımız başta olmak üzere bütün Urfa ev hanımlarına gidiyor ve yetimlere gidiyor. İnsanlar bunu bilecekler. Bu projenin yani şu anlaşılıyor. O halde ev hanımları evde bütün bunları üretirken en azından gelip bunu alacak bir müessese var. Aynen. Belediye var. Yani ben bunu üretiyorum ama gidip de pazar aramayacağım. Yani ben bunu kime satacağım? Ahmet'e mi, Mehmet'e mi diye düşünmeyeceğim. Her halükarda belediye gelip benim bu ürünümü alacak. Evet. Tamam. Ve şu. Biz bunun için marka oluşturacağız. Marka oluşturduk. Şu an patent süreciyle sıkıntıya girmeyelim diye ekranlarda söylemiyorum. Bunun bir markası olacak. Ambalajını biz hazırlayacağız. O ürünlerin hepsini ambalaja koyup İnternet üzerinden online satış mağazası olarak düşünün. Online olarak satışa çıkaracağız. Oradan da kar elde edilecek. O mağazalara gönderilecek. Ve temelde şöyle bir hedefimiz var. Biz bu mağazaları sadece Türkiye'nin birden fazla ilerinde değil, yurt dışında açmayı düşünüyoruz. Yurt dışında da. Büyük bir hedef değil mi? Gün gelecek Urfalılar bunu başaracak. Urfalı gençler beni dinlesinler. Gün gelecek biz bu projeleri başaracağız. Yani siz günü birinde olur da yurt dışına bir yere gittiğinizde orada bu mağazayla karşılaşırsanız hiç şaşırmayın diyeceksiniz. Bir gün televizyon stüdyosunda Emin Başkan bunu söylemişti. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emin Özdağ bana söylemişti. Ya mağaza şu an karşımda, ben yurt dışındayım. Urfa'nın bütün ürünlerini burada görüyorum markasıyla beraber diyecek. Niye biliyor musunuz? Niye kendimize güvenmeyelim ya? Elin adamı, çok özür dilerim, binlerce kilometre öteden Amerika'dan geliyor. Doğru. Burada bize burada var. Kahve satıyor. Değil mi? Bir küçük kahve alıyoruz. 150-200-300 lira para ödüyoruz. Biz de niye mırra kahvemize menemiz alınıyor ve ödeniyor. Öyle diyelim. Öyle değil, öyle kuralım. Yani, aynen öyle. Ben kendi adıma aynen öyle bilmediğim için. Buyurun. Kesinlikle. Katılıyorum ben. Ben de diyorum ki biz bu organizasyonu oluşturacağız ve biz satacağız. Çünkü ben de onu soracaktım. Ya tamam, belediye aldı bu ürünleri. Nihayetinde Urfa'nın turizm potansiyeli ortada. Yerli ve yabancı turist sayısı 800 binle 1 milyon arası. Dolayısıyla tabii bunun da bir mevsimi var. Nisan'dan sonra başlıyor. Eylül'e kadar Urfa'da yerli ve yabancı turistler, özellikle Göbeklitepe'den sonra turistler gelmeye başladı. Ama sayı henüz 1 milyon ya oldu ya olmadı. Evet. Hani biz Antalya gibi, diğer şehirler gibi değiliz. Aynen. Turizm açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu ürünler sadece turizm amaçlı gelenlere eğer satılacaksa ve gelenlerin sayısında bir düşüş olursa o halde ürünler belediyenin elinde kalır. Aynen. Diye düşünüyordum. Siz diyorsunuz ki başka şehirlerde kesinlikle şubeler açacağız. Şube açacağız. Çok ve güzel. Önemli bir şey daha söyleyeyim. Dikkat çeken. Urfalı gençler özellikle beni dinlesinler. Şehir dışında, yani Urfa dışında açılan hangi şehirde mağaza açarsak açalım, şehir dışındaki bütün mağazalarda çalışanlarımız hepsi Urfalı olacak. Benim Urfalı genç kardeşlerim orada çalıştı. Urfalı gençler çalıştı. O zaman belediye böyle bir istihdam alanı da oluşturmuş oluyor. Beraberinde istihdam da oluşturacak. Yani mesela diyelim ki örneğin biz bu şubeyi Kayseri'de mi açtık? Orada ilanı vereceğiz. Urfalı olan kim varsa gelsin, başvuru yapsın. O mağazada biz Urfalı kardeşlerimizin çalışmasını istiyoruz. Ben de böyle biraz da memleketçiyim. Memleketimi seviyorum. Onun için istiyorum ki Urfalı kardeşim o projede kendisi çalışsın. Altını çizerek söylüyorum. Hangi şehirde olursa olsun. Eğer o ilde hiç Urfalı bulamazsak o zaman belki o memleketten birini o mağazada istihdam ederiz. Ama Urfalı varsa Urfalı çalışacak. Yo öyle bir şey olursa yani Urfalı olup da Urfa'da yaşayıp da öyle bir mağazada gidip çalışmak isteyen çok olur diye çok düşünüyorum. Insanlı. Çünkü madem ki 400 hani de rakam sayı söylediniz. 400 bin mevsimlik tarım işçisi varsa gidip başka şehirlerde çadırda çalışıyorsa herhalde belediyenin
böyle bir projesine yok denilmez diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir parantez açayım. Bazen bana söylüyor, diyor ki başkanım mevsimlik tarım işleri dışarı gitmesin diyorsunuz ama bu insanlar dışarıda para kazandıkları için gidiyorlar. Ben de diyorum ki orada kazandığı paranın aynısını değil, onun biraz daha altında para kazansa bile hepsine sorabilirsiniz. Hiç kimse gitmek istemiyor. Biz orada burada onlara iş imkanı oluştursak. Mecburiyetten sonuçta. Kesinlikle hiç kimse gitmeyecek. Dolayısıyla böyle de bir projemiz var. Yöresel ürünler mağazası. Buradan başlayacağız. Türkiye'nin farklı yerlerinde şubelerini açacağız. Organizasyon tam yerine oturduktan sonra artık yurt dışına şube vermeye başlayacağız ve oralara gideceğiz inşallah. Bunu Urfalılar başaracak. Çok güzel. Başka bir proje. Buyurun. Şehir içi trafiği rahatlatmak için yapay zeka destekli şehir içi trafik ışıkları uygulamasına geçiş yapacağız. Bu neyi sağlayacak? Biliyorsunuz ki şehir içi trafikte bazen insanlar söylerler. Sabah işe gidiyorlar. İşte mesela diyelim Karaköprü'den geldiniz ya da Eyüpiye'den geldiniz. Sabah o iş saatlerinde o kadar yoğun bir trafik oluyor ki bazen bir kırmızı ışıkta siz rast gelmişsinizdir. 5 dakika 10 dakika beklemek zorunda kalıyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla o bekleme süresini azaltacak. Gelen araçların trafik akışını hızını ölçecek. Yapay zeka otomatikman karşı taraftan gelen çok yoğunluk varsa oranın bekleme süresini azaltacak. Karşı tarafı biraz artıracak. Trafiği daha rahat biraz akışını sağlayacak. Bu projede biz neyi amaçlıyoruz? İki şey amaçlıyoruz. Bir, zaman tasarrufu. Özür diliyorum. Brezilya'da bir şehirde böyle bir, daha önce haberini yapmıştık diye söylüyorum. Böyle bir uygulama yapılmış. Yani dediğiniz gibi bazı saatlerde diyelim ki evden işe gidiş saatini düşünelim. Evet. Orada işte kaç da saniye? 90 saniye diyelim ki bekliyor. Ama öğle vakti gittiği zaman 3-5 araç vardır sadece. Hani 90 saniye gerek yoktur. Diğer yönden gelen araç sayısı fazladır. Siz diyorsunuz ki burayı 30 saniye düşürürüz. Diğeri 90 olur. Aynen. Değişkenlik gösterir. Kesinlikle. Burada da tabii bir ölçüm cihazının olması lazım. Tabii ne ki. Kadar araç buradan geliyor, ne kadar aynen. Buradan geliyor. Tabii ki. Onu yapay zeka yapacak. Ve bu projeyle şunu istiyoruz. Mesela bazen siz de yaşamışsınız. Gece 12 ya da gece 1'de eve gidiyorsunuz. Evet, Işıkta bekliyorsunuz. Hiçbir araç yok yani. Tek başınıza bekliyorsunuz. Biz bununla neyi amaçlayacağız? Hem trafiği rahatlatmak hem de iki amacımız var. Bir, zaman tasarrufu sağlamak. Zaman biliyorsunuz çok kıymetli. Tabii. Hepimiz çok bol harcıyoruz ama zaman çok kıymetli. Zaman tasarrufu sağlamak. İki, yakıt tasarrufu sağlamak. Urfa'da 10 bin aracın sadece kırmızıda beklerken 1 litre yakıt fazla yaktığını bir düşünsenize. Çarpı bir de 1 litre başına yapın. Evet. Ne kadar para tutuyor? Tabii. Buraya bir de çarpı 30 yapın. Bir de çarpı 12 ay yapın. Bir de 10 bin araç dediniz. Belki ben yani hani ben 10 bin diyorum. Düşün, daha fazlasını düşün. Daha fazlasını düşün. Evet, evet. Dolayısıyla bu hakikaten ciddi derecede bir maliyet. Bir tasarruf, evet, tasarruf sağlanmış olacak. Evet. O yüzden böyle bir sisteme geçiş yapacağız. Başka bir proje, Urfa'nın kanayan yaraları biliyorsunuz. Yaralarından bir tanesi kentsel dönüşüm. Kangrene dönüşmüş. Bazı mahalleler var ki 20 yıldır 30 yıldır kentsel dönüşüm bekliyor. Örnek mesela Yeşildirek Mahallesi'ni duymayan Urfa'da kimse kalmamıştır. Uzun zamandan beri. Orada Şeref Bey, ben gidip evleri defalarca ziyaret ettim. Orada insanlara oturup konuştum. Bazı evler var, insanların tepesine ev yıkılıyor, dökülüyor ya. Diyorlar ki belediye, kardeşim burayı kamulaştıracaksan kamulaştır. Kamulaştırmayacaksan izin ver, proje çıkar. Ben kendim evimi yıkıp yeniden yapmak istiyorum. Hayır, yapamazsın, bekle diyor. Kentsel dönüşüm bekle diyor. Kardeşim siz yapın, evi bize teslim edin. Bu da yok. Şu yok, bu yok, bu yok. Dolayısıyla halk mağdur oluyor. Biz de şu sözü veriyoruz. Sadece Yeşildirek'te değil. Şanlıurfa'nın dört bir tarafındaki bütün kenar mahallelerde, yani dezavantajlı olan bölgelerde hızlı bir şekilde Türkiye'nin en hızlı, en verimli ve en ideal kentsel dönüşümünü sağlayacağız. Ve bunu yaparken de birden fazla şartlarımız olacak. İsterlerse biz belediye olarak alalım, kentsel dönüşümü ve ada bazlı yapalım. Evleri onlara teslim edelim. İsterlerse projeyi biz ortaya koyalım. Kendileri bir araya gelsinler, ya müteahhide versinler ya da kendi imkanlarıyla yapsınlar. İsterlerse orayı bize bıraksınlar. Onun karşılığında eğer 150 metrekarelik bir arsası mı var, kendisinin de uygun görüp kabul edeceği şartla belediye ait olan başka bir bölgede, başka yerde bir 150 metre varsa oradan 250 metrekarelik bir arsayla takas edelim. Tamam. Bütün şartlar var. Burada temel amaç şu. İnsanları mağdur etmeden bunu uygulamaya koymak. Kendileri hangi yöntemi tercih ederse biz onu uygulayacağız. Tamam. Üç farklı seçenek sunacaksınız. Aynen öyle. Vatandaş hangisini kabul ederse. Aynen öyle. Tabii bu kentsel dönüşümde Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla da koordineli bir çalışma olacak. Tabii ki. Değil mi? Mutlaka. Zaten şu çok önemli, biliyorsunuz ki Şeref Bey. Siz iyi bir yönetim sergilemek istiyorsanız sadece Çevre Şehircilik için değil. Yani yeri gelecek valilikle çok iyi koordinasyon içinde olmanız. Yeri gelecek karayolları. Karayollarıyla bütün birimler. Evet, evet. Yani buradaki idareci bir yönetici
herkesle çok iyi bir koordineli çalışma ortaya koyarsa o şehir çok daha hızlı yol alır. Peki. Temel amaç şu. Bir proje daha var. Gençler için. Mesela yine Türkiye'de ilk ve tek olan proje. Parlak Fikirler Projesi. Şeref Bey, ben il başkanıyken yaklaşık 2 yıl oldu. Urfalı bir kardeşimiz bana dedi ki, başkanım ben entegre kart üretmek istiyorum. Yani sizin teknolojik cihazlarda kullanmış olan, işte çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde, klimada, bilgisayarlarda, yani bütün teknolojik aletlerin kullanıldığı o entegre karttan bahsediyorum. Ben entegre kart üretmek istiyorum dedi. Ama bunun için benim maddi gücüm yok ve ben yer arıyorum, bana yer veren kimse yok. Dolayısıyla bu projenin önünü açacak kimse yok diye. Halbuki o kardeşim o gün o projeyi gerçekleştirebilmiş olsaydı belki yanında yüzlerce Urfalı kardeşim çalışacaktı. Bir istihdam oluşacaktı. Bir de ürettiği kartları Urfa dışındaki bütün firmalara satacaktı. Belki yurt dışına satacaktı. Ve Urfa'ya çok ciddi derecede bir para girdisi sağlayacaktı. Urfa'nın ekonomisi için de çok büyük bir katkı olacaktı. Biz ne yapacağız? Bir komisyon oluşturacağız Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu fikirler olan genç kardeşlerim başta olmak üzere herhangi bir yaş grubundaki bir insan çıkıp belediyeye gelip ben şöyle bir projem var, üretim yapmak istiyorum dediğinde biz alacağız. O komisyon evet uygundur, bu proje hayata geçerse müthiş bir katma değer sağlayacak Urfa'ya kararını verdi. Biz belediye olarak o projenin maliyetini karşılayacağız. Parayı biz ödeyeceğiz. Organizasyonu biz kuracağız. Proje sahibi de belediye ile iş ortağı olacak. Hem kendisi kazanacak hem belediye kazanacak. Ve burada ben belediyenin kasasına para girecek. Hem de aynı zamanda kazanılan o paranın bir kısmı da yetimler fonuna aktarılacak. Yani fikir bahsettiğimiz o gençten elini tutma işi de belediyeden. Aynen öyle. Aynen. Belediye bir nevi elini tutmuş olacak. Elini tutacak. Tamam. Beraber hayata geçirecekler. İkisi iş ortağı olacak. Başka? Bunun dışında başkanım? Vadi Urfa projesi. Çünkü süre de azalıyor. Ben nasıl böyle oldu onu da anlayamadım. O zaman hızlı geçelim. Buyurun. Evet. Vadi Urfa projesi. Şu an askeri tugayı biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ilgili kurumlarla koordineli çalışıp ilgili bakanlıklarla görüşüp şu an askeri tugayın bulunduğu bölgede askeri tugayı onların da uygun göreceği şehir dışına bir yer bulup ayarlayıp altyapısını oluşturup askeri tugayı şehir dışına çıktıktan sonra taşındıktan sonra o askerinin bulunmuş olduğu alanı tamamen yeşil alan bırakma kaydıyla ve asla konut imarına da izin vermemek şartıyla onun içerisine yapay göletler oluşturacağız. O yapay göletlerin etrafına biz belediyeye ait olan, bütün mülkiyeti belediyeye ait olan sosyal tesisler inşa edeceğiz. Bakın ekranlarda şu an görüyorsunuz, görüntüde görüyorsunuz. Evet. Yapay göletler ve etrafında belediyenin sosyal tesisleri olacak. İnsanlar hafta sonu oraya gidecek. Ailesiyle birlikte oturup çay, kahve içecek, yemek yiyecek ve uygun fiyata oradan faydalanacak. Çok büyük bir park olacak o halde orası. Kesinlikle. Tamamen yeşil alan olacak. Biz bunun içerisinde belediyeye ait olan salonlar, belki kültür salonları inşa edilecek. Yani orayı sadece halkın kullanımına sunacağız. Ve bu projeyle beraber de göreceksiniz artık insanlar Antep'ten, Adıyaman'dan, Diyarbakır, Mardin'den buraya gelecek bir proje görmek için, vakit geçirmek için. Peki. Böyle devasa bir proje gerçekleştireceğiz. Ve o projenin bir diğer ayağı da var ki, ana caddeye bakan kısımda biz kiralık iş yerleri yapacağız. Mülkiyeti tamamen belediyeye ait olacak, ana caddeye bakan kısım. O iş yerlerini tutacağız. Hiç kimseye satmadan sadece aylık kira vereceğiz. O kira gelirini de alacağız, yine yetimler fonuna aktaracağız ve belediyenin kasasına para aktaracağız. Evet. 10. proje, kongre merkezi ve kütüphane. Urfa'nın biliyorsunuz artık kaderi midir bilmiyorum. Türkiye'deki birçok ilde kongre merkezi var ama Urfa'da bir kongre merkezi yok. Siz Urfa'da bir salon yapmak, bir salon programı ya da bir kongre ya da bir konferans vermek istediğinizde ya da bir sempozyum düzenlemek istediğinizde en fazla 800 kişilik bir salonu var Urfa'nın. Oraya mahkumsunuz. Biz de ilk etapta Urfa'nın ilk kongre merkezini biz yapacağız ve 2000 kişilik olacak. Daha sonra 10 yıl, 20 yıl sonra deseler ki ihtiyaca binaen biz bunu 3000, 4000'e çıkarmak istiyoruz derse ona göre de ilk önce mimari yapıyı ona göre inşa edeceğiz. Paravan duvarları çekeceğiz. 10 yıl sonra isterlerse o zamanki yönetim bunu sayısını artırabilecek. Ama ilk etapta biz 2000 kişilik bir kongre merkezi ya içine de hemen yan tarafına da büyük bir kütüphane, Urfa'nın en büyük kütüphanesini inşa edeceğiz. Ve hem bu kütüphanede Şeref Bey, sizin alanınıza girdiği için söylüyorum. Hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bütün kütüphanelere biz oradaki ders çalışan kardeşlerimize ücretsiz çorba ve çay ikramında bulunacağız. Ücretsiz ders çalışan öğrencilere. Ders çalışan yani sınavlara hazırlanan öğrenciler. Orada kalan hani çıkıp biri olur. Gitmesin gelmesin yemekle uğraşmasın diye. Böyle bir ve 11 nolu projemiz dijital belediyecilik uygulaması. Cep telefonuna bir uygulama yapacağız. Dijital belediyecilik uygulaması. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi diye tıkladığınızda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki
bütün hizmetlere, bütün her şeye çok rahat bir şekilde evde oturarak ulaşabileceksiniz. Hizmet mi talep ediyorsunuz? İlgili birime girip çıkacaksınız, sadece talep etmeniz, bilgilerinizi girmeniz yeterli. Örnek, mesela diyelim ki siz bir yerde bir kanalizasyon sorunu var. Siz o kanalizasyondaki sorunu giderilmesini istiyorsunuz. Kimseyi aramanıza gerek yok. Dijital uygulamacılık belediyesine giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, Şuski'ye, Şuski'den tıkladınız, vidanjör istiyorum diyorsunuz. O ilgili birimin ekrana düşecek, ilgili birimin ekranından en yakın oraya olan nöbetçi vidanjör kimse onun telefonuna, uygulamasına düşecek. Kendisi hızlı bir şekilde oraya gelecek. Siz önceden fotoğraf çekip göndermiştiniz adres ve konumuyla beraber. Kendisi gelecek, oradaki sorunu halledecek, çözümden sonra fotoğrafını çekecek, kendisi de sisteme yükleyecek ve sorun çözüldü diyecek. Yani bu çok çok güzel, gayet güzel de sonuçta vatandaşların da bu anlamda bu sistemi çok iyi kullanabilmesi gerekecektir. Mutlaka siz vatandaşa bu hizmeti sunarsanız vatandaş çok iyi kullanır. Kullanır. Kesinlikle Urfalılar bunu çok da iyi kullanır ama yeter ki belediye bu imkanı sunsun kendilerine. Ve son projemiz, iddialı olduğumuz yine Türkiye'de ilk ve tek, herkesin şikayetçi olduğu bir konu var biliyorsunuz. Belediyede kararlar alınırken neden şeffaf bir yönetim yok, şeffaf bir anlayış yok? Biz bazen kapalı kapılar ardında alınan kararlardan haberdar olmuyoruz. Örneğin diyelim ki bu bir imar planı olabilir ya da imar planında plan değişikliğine gidilebiliyor. Bir karar alınıyor, halkın bundan haberi yok ya da bir proje kullanacak. Ya da bütçe nasıl acaba kullanılmış, verimli bütçe yönetimi için halk sürekli bu soruyu soruyor ve herkes bundan çok şikayetçi. Sadece Urfa değil, Türkiye'deki bütün belediyelerden halk şikayetçi. Biz Türkiye'deki bütün belediyecilik anlayışını tamamen değiştirecek bir uygulamaya geçiyoruz. Şanlıurfa İstişare Meclisi diye bir meclis kuruyoruz. Nasıl? Şanlıurfa İstişare Meclisi. Yani belediye bünyesinde mi bir? Belediye meclis? Bünyesinde. Tamamen sivil bir meclis. Belediye, yani encümen diyecek mi de, evet. Belediye meclis üyelerinin dışında. Dışında. Aynen. Siz belediyedeki encümenlerin meclisinde sadece belediye ile ilgili karar alıyorsunuz. Belediye ile ilgili karar imzalıyorsunuz. İstişare ederken şehirle ilgili bir karar aldığınızda, şehri ilgilendiren gelecek vadeden herhangi bir plan proje düşündüğünüzde, örneğin diyelim yeni bir imar alanı açacaksınız ya da imarda bir değişikliğe gideceksiniz ya da şehirle ilgili yeni bir proje yapacaksınız. Tamam, ilk önce, kent konseyi var zaten. Güzel, bak aklın yolu birdir. Kent konseyi uygulaması biliyorsunuz, bugün sadece ben Şanlıurfa için söylemiyorum. Türkiye'deki ABC parti de fark etmez. Hangi şehir olursa olsun. Maalesef kent konseyleri o seçilen belediyelerin arka bahçesi haline gelmiş. Bunu herkes bilir. İki kere iki dört eder. Maalesef öyle. Neden? Çünkü kent konseyinin giderini de belediye karşılıyor. Yani biz arka bahçesi demiyoruz televizyoncular olarak. Biz şöyle diyoruz. Belediye ile uyumlu çalışıyor. Evet. Çok uyumlu çalışıyor. Yani biz öyle diyoruz. Evet. Daha fazla uyumlu çalışıyor. Bize söyleneni biz söylüyoruz. Buyurun başkanım. Dolayısıyla tekrar söylerim, ben bunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için söylemiyorum. Türkiye'deki bütün belediyeler ABC parti fark etmeksizin bütün belediyeler için geçerli olan bir gerçektir. Biz bunu tam tersine çevirmek için bu istişare mecliste kim olacak? Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Şanlıurfa Barosu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, muhtarların dernek başkanları, gazetecilerin cemiyetleri, dernekleri gibi gibi, daha ismini sayamadım işte Ziraat Odası mı dersiniz, şehri ilgilendiren halkın temsilcileri olan STK ve oda başkanları gelecekler, o mecliste oturacaklar. Bu meclis ne yapacak? Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılarına çıkacağım. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bir briefing vereceğim. Bilgi vereceğim. Belediye şu an şu proje şu aşamada, şu uygulamayı yapıyoruz. Burada işte 3 ay sonra şunu hedefliyoruz, 8 ay sonra bunu hedefliyoruz, her şeyi anlattım. Sonra çıkıp diyeceğim ki belediyenin geliri gideri, bütçesi. Belediyenin şöyle bir gideri var. Nedir? İşte efendim gelirimiz şu kadar, giderimiz şu kadar. Bu sefer kalem kalem açacağım. Efendim personele şu kadar maaş ödemesi yaptık. Filan projede diyelim ki taşeron ya da üstlenen yüklenici firmaya hak edişin 1/6 oranı verildi, ödendi. Bu da şu kadar paradır. Şu kadar tuttu. Orada belki de örnek veriyorum. Oradaki bir STK'da oda başkanı el kaldırıp şunu diyebilecek. Başkanım bir dakika, orada 350 bin lira bir organizasyon gideri ya da bir ağırlama gideri gibi bir şey görüyorum ben. O 350 bin lira neyin nesi, bize bir açıklar mısınız? Belediye başkanı bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben açıklamak zorunda kalacağım, açıklayacağım da. Açıklamak zorundayım. Neden? Beni halk seçmişse tabiri caizse bu mecliste halk gelecek. Normal halk tabiriyle konuşuyorum. Gelecek belediye başkanı hesap soracak. Belediye başkanı da orada halka hesap verecek. Yani gelir gider bu şekilde vatandaşlara bildirilmiş olacak. Yıllar önce, yani belki 10 yıl falan oldu. Batman Belediyesi, Batman'a gitmiştim, orada görmüştüm. Batman Belediyesi hangi partinin ise o zaman tahmin edeceğiniz gibi
bir şu an adı DEM olan, o zaman ismi farklıydı. Evet. O zaman o belediye mesela billboardlara gelir gider diye her ay değil, ben oradayken gelir ve giderin hepsini tek tek yazıyordu. Yani vatandaşlar haberi olsun diye. Eyyubiye Belediyesi de şu an mevcut başkan Mehmet Kuş ilk belediye başkanı olduğunda herkesin konuyu bilmesi için, haberdar olması için ilk belediye başkanı olduğunda şu kadar paramız var, şu kadar harcadık demişti. O zaman böyle billboard'a da girmişti. Aynen öyle. Sizin söylediğiniz tabii bunun detaylısı. Sadece billboard değil. Yani çok daha ayrıntılı. Detaylı. Tamam, bu kadar para harcandı ama nereye gitti? Nereye gitti? Kime ödendi? Dekontunu göster. IBAN'ını görmek istiyorum. Hangi şirketin hesabına geçmiş, şirketin sahibi kim? Görmek istiyorum. Ben halkım. Doğru. Ya da siz bir ihale çıktınız. Örneğin 550 milyon bedelle bir ihale çıktı. Başka fiyatlar oldu. Hepsi. Yani hepsi, kalem aldık 1000 lira. Oraya yazdık. Kalem parası 1000 lira. İyi de kaç kalem aldınız? Kaç kalem aldınız? Çünkü orada tamam 1000 lira yazıyor da kaç kalem? Ve aldığınız kalem hangi kalem? Böyle hangi? Tükenmez kalem mi aldınız? Öbürün mü? Neyse artık. Aynen tamam, öyle. Anladım. Ya da diyelim yeni bir imar alanı mı oluşacak? Bu mecliste görüş ve öneri fikir alınmadan hiçbir imar plan için asla belediye meclisine öyle bir talep gitmeyecek. Öyle bir konu dahi tartışmaya açılmayacak. Şimdi bitireceğiz programı ama başkanım, bu söyledikleriniz Hüdapar'ın diğer illerinde, diğer ya da aday gösterilen yerlerle ilgili söylüyorum. Hepsinde ortak, yani bu tabii ki vizyon projeleri ortak değildir ama bu bahsettiğiniz, en son bahsettiğiniz mesela Şanlıurfa Kent Konseyi diye bilinen, konuştuk. Evet, Şanlıurfa İstişare, Şanlıurfa İstişare Meclisi. Diyelim ki Adıyaman'sa Adıyaman İstişare Meclisi, evet. Kayseri ise Kayseri İstişare Meclisi. Aynen. Parti programında bu var mı Hüdapar'ın? Var. Hüdapar. Bunu sadece Şanlıurfa'da biz yapmayacağız. İnşallah diyorum ilk olarak yapan şehir biz oluruz. Hüdapar'ın bütün illerinde bu proje hayata geçecek. Bütün ilçelerinde de. Evet. Türkiye'nin her tarafında Hüdapar belediyeleri, bundan il ve ilçelerde bu istişare meclisi dedim. Mesela bizdeki Şanlıurfa İstişare Meclisi, Gaziantep İstişare Meclisi olacak. Anladım. Adıyaman İstişare Meclisi olacak. Aynı uygulama orada da olacak. Yani bütün bunları o halde Hüdapar Belediyeciliği mi diyorsunuz? Evet, bu mesela bu proje öyle. Belki bazı projeler sadece Urfa'ya özeldir. Tabii onu anladım. Anladım. Yani mevsimlik tarım işçileri dediniz, belki Kayseri'de öyle bir şey yoktur. Ve Bursa'da yoktur. Şeref Bey, bazı maddeler var. Madde söylemek istiyorum. Biz Şanlıurfa... Çok özür dilerim. Arkadaşlar, ekleyebiliyoruz değil mi? Tamam. Tamam. Başkanım hemen hızlı bir şekilde şey yapalım. Ekleyelim. Tamam. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yönetimini devraldık. Ben gittim o makamda oturdum, geçtim. Yapılacak olan şeyleri teker teker söylüyorum. Biz belediyeyi akıl, bilim, kültür, istişare ve adalet ilkelerine göre yöneteceğiz. Bu 5 maddeyi Urfalılar unutmasınlar. 5 tamam. Madde. Bu bir. İkincisi, belediyenin makam aracı benim kapımın önünü görmeyecek asla. Ben sabah 8'de kendi imkanlarımla belediyeye gideceğim. Akşam çıktıktan sonra kendi imkanlarımla tekrar eve geri geleceğim. Artık yürüyerek mi giderim, kendi aracımla mı giderim, otobüsle mi giderim, bisikletle mi giderim? O benim sorunum. Belediyenin makam aracı otoparktan çıkacak, belediye için kullanılacak. Sonra tekrar gelince otoparka bırakılacak ve biz çıkıp evimize geleceğiz. Ne demek istediğimi bütün Urfalılar anladı herhalde. Önemli bir şey çünkü. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Bütün Urfa için söylemiyorum. Bütün illerde, bütün belediyelerde böyle bir durum var. Şimdi bunun dışında... Ben 6 ayda bir, kendim ve ailem, ailece 6 ayda bir mal beyanında bulunacağız. Urfalılar her 6 ayda bir benim banka hesabımda ne kadar para var, ne kadar mal varlığım var, 6 ayda bir sürekli gelişimi teker teker kendileri görecekler. Başka bir madde, billboardlarda, belediye başkanı olduktan sonra billboardlarda hiçbir zaman benim vesikalık fotoğrafımı hiç kimse görmeyecek. Sadece belediyenin çalışmaları ve icraatleri görülecek. Yani öyle bir söylüyorsunuz ki, şimdi bu söylediklerini seyircilerimiz tabii ki şöyle düşünüyor. Şimdi şöyle düşünün. Kahve acıdır dediğim zaman otomatikmen çayın şekerli olduğu anlamı da çıkabiliyor. Aynen öyle. Ya da bugünün cuma olduğunu söylersem dünün perşembe olduğu anlamı çıkıyor. Aynen öyle. Yani sizin söylediklerinizden hani diğer şekilde bakacak olursak, makam aracını ben böyle yapmayacağım dediğinize göre seyircilerimiz anlamıştır. Herkes anlıyor.
Urfalılar iyi biliyor. Yani mesajları böyle aynen öyle. Çünkü tam veriyorsunuz. Çünkü Şeref Bey biliyorsun. Dedim ya bu yapılanlar, bu hazırlananlar, bu projeler masa başı değil. Tamam. Halktan gelen taleplere yönelik olduğu için peki. Urfalılar vesika açık söylüyorum. Urfalılar belediye başkanlarının vesikalık fotoğraflarını bir borda da görmekten artık bıkmışlar. Bundan da net olmaz herhalde. Çok açık oldu. Evet. Ben de diyorum ki billboardlarda benim vesikalık fotoğrafımı asla görmeyeceksiniz. Belediyenin çalışmalarını ve projelerini göreceksiniz. Başka bir madde. Urfa'da biliyorsunuz ki bölge kan merkezi yok. Ben belediye başkanlık konutunu kullanmayacağım. Şu an hangi evde oturuyorsam oturduğum evde kalmaya devam edeceğim. Belediye başkanlık konutunu Urfa'daki 14 milletvekili beni iyi dinlesin, iyi de duysun. Önceki dönemdeki 14 milletvekili de beni iyice dinlesin, duysun. Öncekileri de duysun. Urfa'daki Büyükşehir Belediye Başkanı, öncekileri herkes beni duysun. İlçe belediyeleri de beni duysun. Urfa'da bölge kan merkezi yok. Bence herkesin şapkasını alıp önüne koyup düşünmesi lazım. Neden bölge kan merkezi bugüne kadar yoktu? Ben de söz veriyorum Urfalı kardeşlerime. Ben başkan olduktan sonra belediye başkanlık konutunu kullanmayacağım. Orayı bölge kan merkezini kullanmaya tahsis edeceğim. Evet. Bugün Şeref Bey, Urfa'daki 500 yataklı devlet hastanesi, fakülte hastanesi, Eyüp'e 800 yataklı devlet hastanesi, Balıklıgöl devlet hastanesi ve diğer ilçelerin devlet hastaneleri kan ihtiyacını karşılamak için her gün, bazen günde iki kere hem sabah hem akşam hastanelerden araçlar yola çıkar, Antep'e gider kan getirirler. Ve bu her gün gider, her gün olur. Yazık değil mi? Neden Urfa'da bir bölge kan merkezi olmasın? Maalesef hiçbir siyasetçinin umurunda değil ama benim umurumda. Ben o bölge kan merkezini orada tahsisine, Kızılay'ın tahsisine sunabilmek için söz veriyorum. Belediye başkanlık konutunu kullanmayacağım. Bölge kan merkezini kullanmaya tahsis edeceğim. Bir şey daha. Yine Türkiye'deki bütün belediyecilik anlayışını hakikaten dizayn edecek yeni bir anlayış. Belediye bünyesinde birisi yolsuzluk yaparsa, yani tabiri caizse halkın tabiriyle hırsızlık yaparsa, halkın malını çalarsa, yerse, dört aşamadan oluşan uygulamamız olacak. Bunu yapan şahıs kim olursa olsun, konumu ne olursa olsun, adı soyadı da ne olursa olsun. Bir, biz kendisinin yapmış olduğu bu zarardan dolayı belgeleriyle birlikte alacağız. Bunu bir kere mahkemeye sevk edeceğiz. Yaptığı, çaldığı bütün para ne kadarsa o zararı tazmin edeceğiz. Zararı tazmin etmekle kalmayacağız. Bir de işten çıkışını vereceğiz, işten atacağız. Hiç kimse hırsızlık yapan bir insanı yanına çalıştırmaz. Doğru mu? Biz de belediye olarak bunu yapacağız. Halkın malını çalan adam bizim belediyemizde çalışamaz. Yaptık bu üçüncüsünü. Bir de adı soyadı her şeyiyle beraber yaptığı işi her şeyiyle ifşa edilecek bu insan. Ki kimse bir daha böyle bir şey yapmasın. Ve bir şey daha. Mahkemenin karşısına çıkıp hakimin karşısına çıkınca da artık onun suçuna göre 10 yıl mıdır 15 midir bilmiyorum. Bir de hakimin ceza müeyyide uygulanacak, bir de gidip cezaevinde yatacak. Şimdi soruyorum sizlere. Herkes beni ekrandan duyuyor, dinliyor, görüyor. Böyle bir sistemde hiç kimse halkın malını çalmaya cüret edebilir mi? Edemez. Asla edemez. Biz bu sistemi kuracağız. Bir madde daha. Tarım arazileri maalesef biliyorsunuz ki imara açılıyor. Biz de diyoruz ki bir ilçe sınırları içerisinde ya da ilde fark etmez. Tarıma elverişsiz kıraç ya da dağlık arazi bulunduğu müddetçe bir metrekare dahi tarım arazisi asla imara açılmayacak. Çünkü biz çok hakikaten cömertçe davranıyoruz. Şu anda biliyorsunuz Urfa'nın birçok bölgesinde, mesela isim vereyim, Konuklu bölgesinde ya da Karaköprü'nün bazı bölgelerinde asırlık fıstık ağaçları devriliyor ya da diyelim zeytin ağaçları devriliyor. Evet, evet. İmara açılıyor. Biz de diyoruz ki dağlık arazilerimiz var, hepsi boş duruyor. Dağlık alanlara imara kaydıracağız. Ovaya asla inmeyeceğiz. Yani tarım arazisi asla imara açılmayacak. Bir madde daha, yeni imar alanlarında Şeref Bey, ana caddelerimiz 99 metre olacak, ara caddeler 33 metre olacak. Diyeceksiniz ki niye 100 değil de 99 metre? Şanlıurfa'nın bir kimliği var. Bütün dünya tarafından kabul görülmüştür. Peygamberler şehri olmaz. Peygamberler şehri olan Urfa'nın kimliğini yansıtabilmek için 99 bir semboldür biliyorsunuz. Esma-ül Hüsna'dır. O 99 sembolü de o caddelere insanlar geçince 99 metre 99 metre deyince bilince bir mesaj gitsin diye. Yani bu şehrin kültürünü yansıtsın, kimliğini yansıtsın diye. 33? 33 de biliyorsunuz 99'un 1/3'idir. Yine Yüce Allah'ın zikrine giden
şeyler biliyorsunuz ki namaz sonrası tesbih. Namaz sonrası zikir ve tesbihlerdir. 33-33-33 diye gidiyor. Toplamda zaten 99'u buluyor. Hayır, Urfa yani peygamberler şehri derken ben şöyle düşündüm. Bütün dinleri kapsayan acaba bir cümle mi kullanacaksınız? Sonuçta İslami perspektifle baktınız. Tabii İslamiyet'e göre tabii baktınız. Ki bütün dinleri kapsıyor zaten. Bakın. Tabii ki İslamiyet de bütün dinleri kapsıyor demiş olacaksınız. Hani İslam tamam. Zaten geçerli olan din ve tabii, tabii. Öncesi zaten Hazreti İsa da İslam dinini tabii getirmiştir. Tabii. Hazreti Musa da getirmiştir. Tabii. Yani din hep tek olmuştur. Peygamberler aynı şeyi söylemişlerdir. Anladım. Çok iyi anladım. Sonradan gelenler bozmuştur aslında. Bir şey daha. Son iki madde. Kırsalda altyapı çalışmasını biz başlatacağız. Biliyorsunuz ki kırsalda altyapı çalışması maalesef yok. Kırsalda altyapı çalışmalarını başlatacağız. Ve son maddemiz. Bizden önceki dönemde hangi belediye başkanı başlatırsa başlatsın, başlatılan projeler asla yarın bırakılmayacak. Tamamen biz bitireceğiz. Projeyi tamamlayacağız. Proje bittikten sonra da açılışına temelli kim atmışsa, kim vesile olmuşsa o başkanı çağıracağız. Kendisi gelip kurdeleyi kesecek. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım, artık yani arkadaşlar az önce işaret edildi de ben size çaktırmadım. Evet. Programı bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başka programlarda belki daha da ayrıntılara gireriz. Sevgili seyirciler, evet. Hüdapar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Emin Özaslan konuğumuzdu. 11 projeden bahsetti. Esasında vizyon projeleriydi. Bunun dışında diğer projelerden de bahsetti. Şanlıurfa için neler yapılabilir? Bunları konuşmuştuk. Özellikle şunu söylüyor Emin Özaslan. Ben Şanlıurfa'da halkın arasındayım. Onlardan gelen hem talepleri dinliyorum. Onların ne yaşadığını, ne hissettiğini biliyorum. Sorunları yerinde görüyorum. Dolayısıyla bu sorunlara nasıl çözüm bulabiliriz? Buna kafa yoruyorum. Ve Urfalıları da en iyi anlayan benim diyor. Hatta bir örnek de verdi. Dedi ki yetim çocukların da neler hissettiğini ben çok iyi biliyorum. Nasreddin Hoca örneğini verdi. Damdan düşenin halini ancak damdan düşen bilir demişti. Hatta benim de o sırada aklıma şu geldi. Ziya Paşa'nın asafın miktarını bilemez Süleyman olmayan, bilemez insan kadrini alemde insan olmayan, anlamaz hali perişanı perişan olmayan. Yani Emin Özaslan da diyor ki ben insanların ne hissettiğini, Şanlıurfalılar özellikle Urfa'da her mahallede, her sokakta ben geziyorum. Ne istediklerini de çok iyi biliyorum. Çalışmalarımı ona göre yapıyorum dedi. Bir başka programda da belki daha uzun uzun konuşuruz. Efendim bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yarın